Muhterem arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Bugün 9 Mart 1993, mübarek Ramazan ayının tam ortasındayız. Ve önemli bir basın toplantısı yapıyoruz. Her şeyden evvel sözlerime başlarken bu basın toplantımızın bütün milletimize, bütün İslam alemine, bütün insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bu basın toplantımıza gösterdiğiniz büyük ilgiden dolayı kıymetli milletvekillerimize, muhterem basın mensubu arkadaşlarımıza ve diğer misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepimizin bildiği gibi bundan bir müddet önce Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin başkanlarını birbiri arkasına iki defa toplantıya davet ederek anayasada yapılması icap eden değişiklikler konusunun görüşülmesine zemin hazırlamış idi. Bu davet için yazmış olduğu yazıda ülkemizde sivil bir anayasanın bulunmadığı, yıllardan beri tatbik edilen anayasaların hep askeri ihtilallerin ürünü olduğu ve bunların milletin arzu ve ihtiyaçlarına cevap vermediği, ülkemizde bu hususta gittikçe artan bir sancı olduğu, bu ağrıların, bu huzursuzlukların giderilmesi için anayasanın bir an evvel değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek bu davetleri yapmıştı. Kanaatimizce bu tespitler doğrudur. Bilindiği gibi bu toplantılarda Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin anayasaların hangi maddelerinde ne şekilde değişiklik arzu ettiklerini bir raporla meclis başkanlığına sunmaları kararlaştırılmış idi. Ve anayasa değişikliğinin bu partiler arasında uzlaşma suretiyle nasıl yapılacağına hakkında da yine bütün partilerin yöntem teklif etmelerini istemişti. Hep beraber yapılan müzakerede varılan bu karar mucibince Refah Partisi olarak son derece titiz ve itinalı bir şekilde görevimizi yerine getirmenin gayreti içinde bulunduk. Ve böylece birçok organlarımızda, birçok arkadaşlarımızın iştirakiyle yapılmış olan çalışmaların sonucuna gelmiş olduk. Şimdi ben huzurlarınızda bu sonucu sizlere takdim ediyorum. Önce bir defa konu son derece önemlidir. Çünkü bir ülkede yaşayan vatandaşların her şeyden önce saadetleri o ülkedeki anayasa düzenine bağlıdır. Çünkü düzen saadeti her yönden ilgilendirmektedir. Biz hepimizin bildiği gibi Refah Partisi olarak saadete ulaşmanın tek yolunun adil düzende olduğuna inanan bir partiyiz. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan 60 milyon insana saadet getirmek için anayasa nasıl olmalıdır sualinin cevabı bizce çok açık. Bu cevap bu anayasanın bir adil düzen anayasası olmasıdır. Ancak ne var ki anayasalar bilindiği gibi bir toplumsal anlaşmadır. Biz Refah Partisi olarak milletten aldığımız güç ile bütün milletimize huzur, adalet, hürriyet, refah ve itibar getirecek olan adil düzen anayasamızı yapma hakkımızı muhafaza ediyoruz. Demokratik yollardan bu güce ulaştığımız zaman ve de milletimizin tasvibini aldığımız zaman ülkemizde bütün milletimize saadet getirecek asıl ideal anayasa, adil düzen anayasası inşallah yürürlüğe girecek ve bütün milletimize saadet getirecektir. Fakat aslında anayasalar bilindiği gibi bir toplumsal antlaşmadır. Bir ülkede yaşayan 60 milyon insanın hep beraber hazırlayacakları ve mutabık kalacakları bir belge demektir. Ve bu belgenin hazırlanmasında amaç o ülkede yaşayan 60 milyon insanın hepsinin
kendi kendine düşündüğü zaman, meydan nutuklarında değil, kendi kendine düşündüğü zaman bizim ne güzel anayasamız var demiş olmalardı. Bir ülkede yaşayan insanların bunu söyleyebilmelerinin temel şartı anayasaların insan haklarını ve hürriyetlerini teminat altına almaktır. Yoksa bunları ortadan kaldırmak değil. İnsan haklarının en başında da vicdan ve inanma hürriyeti gelmektedir. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza bu hususta bütün dünya ülkelerinin anayasalarında din ve vicdan hürriyetiyle ilgili hükümleri ihtiva eden bir broşür takdim ediyorum. Bu kıymetli basın mensuplarımızın bu broşürü dikkatli bir şekilde inceleyeceklerinden eminim. Bu broşür incelendiği zaman açıkça görülecektir ki bugün yeryüzünde 5 kıta üzerinde yer alan ülkelerde anayasalar her şeyden evvel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için yapılıyor ve hepsi de insan hak ve hürriyetlerinin en önemlisinin din ve vicdan hürriyeti olduğunu belirtiyor. Bu anayasalar hepsi incelendiği zaman görülecektir ki dünya anayasalarında, çağdaş anayasalarda din ve vicdan hürriyetinin 4 tane ayrılmaz unsuru kabul edilmektedir. Hepsinde. Bu unsurlardan bir tanesi ifade ve yayma hürriyetidir. Bir yerde din ve vicdan hürriyeti vardır demek, bu sayacağım 4 unsurun var olması demektir. Bunlar olmazsa olmaz özelliğine sahip hususiyetlerdir. Bunlardan bir tanesi yoksa orada din ve vicdan hürriyetinin varlığından bahsedilemez. Birincisi ifade ve yayma hürriyeti. İnsanların bu en tabii hakkıdır. Ben böyle inanıyorum diyerek inancının gerçeğini konuşabilmeli ve yayabilmelidir. İkinci bir temel hususiyet öğrenim ve öğretim hürriyeti. İsteyen insanlara ve kendisinin istediğine rızası olmak şartıyla dininin gerçeğini, inancının gerçeğini öğretebilmelidir ve bir insan inancının gerçeğini öğrenebilmelidir. Diğer bir özellik ise örgütlenme hürriyeti. Aynı şekilde inanan insanlar inançları istikametinde beraberce örgütlenebilmelidirler. Bu da inanma hürriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve nihayet inanç hürriyetinin ayrılmaz 4. parçası ise inandığı gibi yaşama ve ibadet hürriyetidir. İnandığı gibi yaşama hürriyetinin içerisinde hepinizin dikkatinizi çekiyorum. En önemli husus insanların, fertlerin hukukunu seçme hakkıdır. Bir insan başkasının inancına göre, başkasının koyduğu katı kurallara göre yaşamak mecburiyetinde olmamalı. Kendi inancının gerektirdiği hukuk içinde yaşama hakkına sahip olmalıdır. Bir ülkede çeşitli inançta insanlar olacağına göre anayasaların o ülke insanlarına saadet getirmesi için temel özelliği yasalar içinde, temel yasalar içinde çok hukuklu anayasa olmasıdır. Böylece insanlara ancak tam ve kamil bir din ve inanç hürriyeti sağlanabilir. İnsanların inandığı gibi yaşama imkanı temin edilmiş olabilir. İşte insan haklarının en önemli bölümünü teşkil eden ve en başında gelen din ve vicdan hürriyetinin teminat altına alınması demek, bir ülkede yaşayan insanların hepsi için, hangi inançta olursa olsun hepsi için, bu din ve inanç hürriyetinin ayrılmaz 4 parçasının teminat altına alınması demektir. Size dağıtmış olduğum dünya ülkelerinin anayasalarında bütün maddeler işte bunları teminat altına almak için tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bunlara bir göz atıldığı zaman bu en asgari huduttur söylediğim hudut. Birçokları devletlerinin resmi dinlerini kabul etmişlerdir. Devletin bu resmi dine hizmetini şart koşmuşlardır. Bir kısmı hatta okullarda bu dine göre öğretim yapılacağını ifade etmişlerdir.
Bir kısmı bu inançta olmayan insanların ders veremeyeceğini ifade etmişlerdir. Dünyadaki bugün 180'e yakın ülkenin anayasasını incelediğimiz zaman derece 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 hep bu söylediğim asgari hak hududunun üzerine din ve inanç hürriyetine hizmet etmek için daha birçok ilave maddeler ve hizmetler koymuşlar. İşte dünyanın, işte çağdaş dünyanın hali budur. Ve fakat bize gelince Türkiye'nin hali yıllardan beri hepimizin bildiği gibi bütün dünya ülkelerinden kopuktur ve ayrıdır. Biz çok partili hayata girdiğimizden beri maalesef anayasalar askeri ihtilallerin ürünü olarak hazırlanmıştır. Bir sivil anayasa hazırlanmış değildir. Çok partili hayata girdik. Ne lazım gelirdi ilk yapılacak iş? Bütün bu partilerin iştirakiyle beraberce uzlaşarak anayasanın hazırlanması gerekirdi. Ama takriben 50 yıldan beri bu en önemli çalışma Türkiye'de yapılmamıştır. Yürürlükte olan anayasalar askeri ihtilallerin ürünü olmuştur ve şu dört özelliğe sahip bulunmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de yürürlükte olan çok partili dönemin anayasalarında bir, bu anayasayı hazırlayanlar adil düzenin temel esasları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan kimseler. Olsalardı inanıyoruz ki adil düzeni tercih edeceklerdi. Adil düzeni tanımayarak hazırlamışlardır. İki, bunların hepsi Batı etkisinde kalmışlardır. Üç, bu anayasalar hazırlanırken gerçek araştırılmamış, milletin istediği araştırılmamış, millet arasında uzlaşma güdülmemiş, bilakis bir takım reaksiyonlara ağırlık verilmiş. Her bir anayasada bir belli olaya karşı reaksiyon asıl ağırlığı teşkil etmiştir. Dört, bu anayasaların temel karakteri milletin ne istediğini formüle etmek, düzenlemek değil, millete nasıl bir şekil verileceği gayesi asıl ağırlık teşkil etmiştir ve anayasalar bunlara göre tanzim edilmiştir. Bu sebepten dolayıdır ki bu anayasalar bir yandan sık sık değiştirilmek mecburiyetinde kalmıştır. Öbür taraftan ise ülkeye huzur ve saadet getirmek yerine tam tersine bizzat anayasaların kendileri huzursuzluk ve saadetin bozulmasına sebep olmuşlardır. Şimdi sizlere bakınız kısaca dünyada durum nedir anayasalarda, Türkiye'de durum nedir belirtmiş oluyor. Elbette bu sancılara sebep olan anayasanın değiştirilmesi lazım gelir. 1982 anayasasının hakikaten meclis başkanlığı ve bütün partilerinde iştirak ettikleri gibi süratle değiştirilmesi icap eder. Bu değişikliği kim yapacak? Bizzat bu anayasanın kendisi anayasayı değiştirme yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Ondan dolayı bugün bu görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Bu görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi 50 yıldan beri yapmalıydı. 1982 anayasasının değiştirilmesi görevini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 yıldan beri yapmalıydı. Maalesef 10 yıldan beri bu anayasa değiştirilmemiştir. Şimdi bu gecikmelere bunları yaşadık. Bütün bunlardan sonra anayasanın değiştirilmesini istiyoruz. Kim? Hepimiz. Nasıl değiştirilecek? Bunun normal yolu, siyasi partiler milli iradenin temsilcileridir. Bundan dolayıdır ki anayasanın değiştirilmesinde bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir uzlaşma temin etmeleri esastır. Hiç değilse bugünkü şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcisi bulunan partilerin, 10 tane partinin bir araya gelerek uzlaşması anayasa değişikliğinde esas alınmalıdır. Eğer hiç değilse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilci bulunan bu 10 tane partinin bir araya gelerek uzlaşması yoluyla değil de, 2 tanesinin, 3 tanesinin kendi arasında belli maksatlar için anlaşarak
yine bugüne kadar olduğu gibi halka aldatmak maksadıyla bir anayasa değişikliği yapmaya kalkışacak olurlarsa, bu anayasa değişiklikleri milletin, vatandaşların beklentisine cevap vermez. Bu anayasa değişiklikleri ülkedeki sancıyı durdurmaz ve yapılacak böyle bir anayasa değişikliğinin de uzun sürmesi mümkün değildir. Böyle bir değişiklik sadece ilave huzursuzluklara sebep olur. İşte bu sebepten dolayıdır ki biz Refah Partisi olarak asıl ülkeye saadet getirecek olan adil düzen anayasasını hazırlamak, milletimizin tasvibine sunup yürürlüğe koymak hakkımızı ve görevimizi mahfuz tutuyor. Bizim kendi ideal anayasamız ayrı bir şey. Şimdi bu meclisteki 10 tane partiyle nasıl uzlaşabiliriz? Uzlaşma da gerekiyor. İşte bu maksatla biz bir uzlaşma teklifi hazırlamış bulunuyoruz. Meclis başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmış bu teklif ve sayın basın mensuplarımıza dağıtılmış olan bu teklifin manası budur. Bu teklif bizim Refah Partimizin ideal adil düzen anayasası teklifi değildir. Bu teklif bugün Millet Meclisi'nde temsilci bulunan 10 tane partiyle uzlaşsak uzlaşak nerelerde süratle uzlaşabiliriz? Bu amaç dikkate alınarak hazırlanmış bir tekliftir. Bu bakımdan bir bakıma bir pansuman teklifidir bu teklif. Bugün yapılabilecek en acil iyileştirmeler neler olabilir maksadıyla hazırlanmış olan bir anayasadır. Şimdi diğer partilerle uzlaşmamız ve partilerin birbirleriyle uzlaşması nasıl olacaktır? Bunun için biz istiyoruz ki bu anayasa değişikliği yapıldığı zaman milletimizin beklentisine cevap verilmiş olsun. Bugünkü huzursuzluk ortadan kalkmış olsun. Bu sebepten dolayıdır ki biz her ne şekilde olursa olsun bir değişiklik yapalım fikrine iltifat edemeyiz. Veya hiç değilse mutabık kaldığımız hususları bir an evvel çıkartalım, bu fikre de iltifat edemeyiz. Niçin? Çünkü mutabık kaldığımız hususlar eğer milletin sancısını ortadan kaldırmıyorsa, anayasa için milletin beklentisine cevap vermiyorsa, böyle milleti aldatmak üzere yapılacak olan değişikliğin ne kıymeti var? Bu sadece ülkeye vakit kaybettirmektir. Asıl değişikliği yapmamaya zemin hazırlamaktır ve milleti aldatmaktır. Bundan dolayıdır ki yapılacak olan değişikliğin temel esası mutlaka anayasanın özündeki değişiklikler olmalıdır. Anayasanın hazırlanması için bu özde millete sancı veren, milletin beklentisine cevap veren değişikliklerin yapılmasının temel ilkeleri nedir? Bunun için birinci şart, önce ülkede fikir ve inanç hürriyeti önündeki bütün kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Bir ülke kendisine en ideal anayasayı mı yapacak? Birinci madde, fikir ve inanç hürriyetlerinin önündeki bütün kısıtlamalar kaldırılmalı ve bütün tabular kaldırılmalı. Tabularla anayasa yapılmaz. Fikir ve inanç hürriyetlerini kısıldayarak anayasa yapılmaz. Anayasa yapılmanın birinci temel şartı fikir ve inanç hürriyetlerinin önündeki bütün kısıtlamalar kaldırılmalı. Tam bir serbestlik içerisinde herkes fikrini söylemelidir. Bir. İkinci temel kriter samimiyettir. Bu samimiyet de birinci kadar mühimdir. Siz bir yandan ağzınızla dilinizle demokrasi derken eğer içinizde milleti kendi istediğinize uydurmayı kastediyorsanız bu demokrasi sözünüzün hiçbir kıymeti yoktur. Siz eğer ağzınızda çoğulcu demokrasi derken içinizden azınlığın çoğunluğa tahakkümünü kastediyorsanız bu çoğulcu demokrasi sözünüzün bir kıymeti yoktur. Hatta bunu anayasaya yazsanız da bir kıymeti yok. Ve yine siz insan haklarına saygı derken insan haklarını ortadan kaldırmayı, kısıtlamayı amaç ediniyorsanız insan haklarına saygı sözünüzün de bir kıymeti yoktur. Bundan dolayıdır ki ikinci önemli temel esas samimiyet esasıdır.
Üçüncü bir esas da şudur. Bunları uzlaştık, anayasaya yazdık. Anayasaya yazdıklarımız gerçekten tatbik edilecek mi, edilmeyecek mi? Üçüncüsü de anayasaya yazılanların gerçekte tatbik edilmesi. Mesela bugünkü anayasanın 87. maddesinde hükümet meclisten izin almadan, kanun çıkmadan para basamazdı. 87. maddeye bakın, kanun basılması yani para basılması hakkı meclisindir. Ama şu hale bakın, hükümet her gün trilyonlar basıyor. Anayasada bunu yazmışsınız, ne kıymeti var? Yine siz anayasanın 18. maddesinde angaraya yasaktır diyorsun. Halbuki bugün asgari ücretle çalışan herkesi siz angaraya yaptırıyorsun. İnsan hakkı vermeden yaşayamayan bir insana hizmet yaptırıyorsunuz. Ve ayrıca da korkunç faizlerle 60 milyon insanın sırtına angaraya yüklemişsiniz. İç ve dış borç faizleriyle. Anayasada angaraya yasaktır demişsiniz ama tatbikatta bunların hiçbirini dinlemiyorsunuz. İşte anayasa yapılmasının bir üçüncü temel esası da anayasada yazılan şeylerin hakikaten yürürlükte muhafazasıdır. Yoksa oraya yazın, tatbikatta aksini yapın, o zaman o anayasanın bir kıymeti olmaz. O uzlaşmanın, o değişikliğinde bir kıymeti olmaz. Ve nihayet bir dördüncü temel anayasa değişikliğinde kabul edilmesi icap eden ilke de şudur. O da anayasada uzlaşma anayasasının birinci maddesi insan haklarının tam, kamil ve çağdaş manada teminat altına alınması olmalı. İnsan haklarının teminat alınması. Bak biz Refah Partisi olarak bunu istiyoruz. İkincisi, gerçek demokrasi teminat altına alınsın. Bu uzlaşma anayasasının temel esası gerçek demokrasi gerçekleştirilsin. Üçüncüsü, gerçek çoğulcu demokrasi tatbik edilsin. Size üç tane temel ilkemizi saydım Refah Partisi olarak. Biz bu uzlaşma anayasasında insan haklarının tam, kamil ve çağdaş manada teminat altına alınmasını birinci madde sayıyor. Gerçek demokrasi ikinci madde, gerçek çoğulcu demokrasi tatbikatını ise üçüncü madde olarak sayıyoruz. İşte diyoruz ki yapacağımız değişiklikler bunları temin etmeli. Bu partiler arası komisyonun temel ilkesi olmalı. Arkadaşlar hep beraber biz mecliste temsil eden 10 tane parti bu prensipleri, bu ilkeleri sahiden benimsiyor muyuz uzlaşma anayasası için? Benimsiyoruz, öyle mi? Öyleyse bütün anayasa yukarıdan aşağıya kadar bu esaslara uygun olmalıdır. Halbuki bu söylediğimiz dördüncü çok önemli esaslar bakımından 82 anayasasına baktığımız zaman ne görüyoruz? 82 anayasasında bu söylediğimiz üç temel esasın tam karşıtının tatbik edilmesine müsait davranış içinde olunmuştur. Yani bir hileli yol takip edilmiştir. Surete haktan gözükülerek tatbikatta bu mefhumların ortadan kalkmasına yol açılmıştır. 82 anayasasının 3 tane temel hususiyeti vardır bu bakımdan. 1. Müslümanlığın tatbikatta yasaklanmaz. 82 anayasasının içinde mündemiş asıl temel esası budur, 1. İkincisi, hile rejimi. Yani demokrasi değil, milletin istediği olmayacak. Millet aldatılacak, bir azınlığın, belki de dış güçlerin istediği olay. Üçüncüsü, azınlığın çoğunluğa tahakkümü. Bu azınlık, bilhassa dış güçlerin arzusuna uyarak, millete rağmen istediğini yürütebilecek. Bunlar 82 Anayasası'nda esas alınmıştır. Şimdi bunları size hukuki olarak delilleriyle ispat edeceğim. Bunu ortaya bir iddia olarak koymanın kıymeti yok. Konumuz hukuktur. Nasıl olmuş da bunlar yapılmış ve nasıl yapılıyor? Bakınız, işte bizim özde değişiklik dediğimiz budur. Bu maddeler sürdüğü müddetçe seçme yaşını 18'e indirelim, seçilmeyi 25'e çıkartalım, halkın gözünü boyayalım. İşte anayasada bir değişiklik yaptık diyelim. Bak anayasayı da değiştirebilecek gücümüz var diyelim. Bunun kime ne faydası var?
Biz böyle bir arzuya alet olamayız. Bak ne kadar açık, ne kadar samimi temel esaslarımızı koyuyor. Gelin önce bu esaslar üzerinde uyuşalım ve anayasadaki bu hile rejimini el birliğiyle ortadan kaldıralım diyor. Şimdi bak ispata geçiyor. Önce bir defa insan haklarının tam, kamil ve çağdaş manada teminat altına alınması yerine Müslümanlığın tatbikatta yasaklanmasının yürürlüğe konması dört mekanizmayla gerçekleştiriliyor bu anayasa. Birinci mekanizma şudur. Anayasanın ikinci maddesine laik diye bir yabancı kelimenin konulması. Hile buradan başlıyor. Evet. Önce bir defa size bütün dünya anayasalarının içinde laiklikle ilgili hükümleri göster. Dünya anayasasında laik kelimesini anayasasında kullanan tek ülke, bir tek ülke var, o da Fransa'dır. Bundan başka hiçbir ülkenin anayasasında laik diye bir kelime geçmemektedir. Bizim anayasada ise her cümlede laik, 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 laik. Bu ne? Bu arkada güdülen maksadın sırıtması. Fransız anayasası da ta Fransız ihtilalinde meydana gelmiş olan bir reaksiyonun devamı olarak bu kelimeyi muhafaza ediyor. Ancak bu kelime Fransa anayasasında bulunmakla beraber bütün anayasalarda olduğu gibi hemen Fransız anayasası bir bir açıklamalarını yapmış. Demiş ki bakınız bu laiklikten kastımız üçtür. Birincisi herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Laiklik demek bu demektir. Bütün dünya anayasalarının ittifak ettikleri üç esası söylüyorum size. İkincisi kimsenin inancından dolayı baskıya maruz bırakılamayacağı. Kimse hangi inanca sahipse inancından dolayı baskıya maruz bırak. Üçüncüsü devletin dine, dinin de devlete müdahale etmemesi demektir. Hepsinin ittifak ettiği çağdaş laiklik anlayışı işte budur. Bizde anayasada her şey Türkçe ile ifade ediliyor ama bu kelimeye gelince bu manaların Türkçe ifade edilmesi yerine hile buradan başlıyor. İlle laik diye bir kelime konuyor. Bu kelimenin konmasına hiçbir lüzum yoktur. Bakınız size bir matematik ispat veriyorum. Size getirmiş olduğumuz teklifin içerisinde ikinci madde için bir teklif getiriyoruz ve altına da bir gerekçe yazıyoruz. Ne demişiz? Türkiye Cumhuriyeti. Bakınız bizim teklifimiz nasıl başlıyor ve 82 anayasasından nasıl ayrılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına her türlü baskıyı önleyen anayasa teklifimizden okuyorum. Şu teklif bakınız başlığı bu. Refah Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere hazırladığı anayasa değişikliği uzlaşma teklifi. Evet, bu uzlaşma teklifi Filistin hemen arkası ilk sayfası. Niçin arkadaşlar bulamıyor? Ha buldular, görüyorum. Evet, okuyorum şimdi madde 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına her türlü baskıyı önleyen ve hizmeti esas alan toplumun huzuru ve adalet anlayışı içinde insan haklarına dayanan milli, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Buyurun. Şimdi bu teklifin içinde laik kelimesi yok. Ama bütün dünya anayasalarının laiklik için ileri sürdükleri şartların hepsi var. Nitekim dünyanın hiçbir anayasasında da laik kelimesi yok. İşte size takdim ettim. Bak Alman anayasası nasıl başlıyor? İnsan diyor muhterem bir varlıktır. Bu insanın inanma hürriyetine saygı göstermek lazım gelir. Başlıyor ve herkesin inanma hürriyet, kimseye inanma baskı yapılamaz diyor. Devlet ve din işleri ayrı tutulacaktır diyor. Üç tane maddeyi arkasında ama hiç laik kelimesi kullanmamış. Laik kelimesi zaten Almanca değil ki kullansın. El alem bizim gibi taklitçi değil. Bu taklitçilik hastalığı bizde var. Kendini anayasa yapıyor, illa yabancı dil kullanacak. Niçin? Altında hile yatıyor da onun için.
Şimdi istenen üç tane maddedir. Bak ben size matematik olarak ispat ediyorum. Söyleyin bakalım, laik kelimesini kaldırdığım halde eğer anayasanın ikinci maddesi bu söylediğimiz şekilde olursa laikliğe aykırı bir tatbikat yapılabilir. Yapılamaz. Neden? Laiklik ne demek? Herkesin din ve vicdan hürriyeti olacak. E burada da ne diyoruz? İnsan haklarına dayanan. Laiklik ne demek? Kimse inandığını başkasına zorla kabul ettiremiyor. İnancından dolayı kimse kınanamayacak. Biz ileri gidiyoruz. Ne diyoruz biz? Vatandaşların her türlü baskıyı önleyen diyor. Yani bu vatandaş, bu vatandaşın inancından da bunu kınıyorsa devlet buna mani olur. Devletin kendisi yapmazla kalmıyor. Kimse kimseye yaptırmayacak devlet deyip güvence getiriyor. Baskıyı önlettiriyor. Çok daha kuvvetli bir anayasa getiriyoruz biz. Bundan başka üçüncüsü nedir? Devlet ayrı, din ayrı. Bunun ölçüsüne bak, demokratik diyoruz. Demokratik ne demek? Halk ne isterse o olacak kanun. Buyurun. Bu söylediğimiz tabirler anayasanın laiklik diye istediği üç tane temel vasfı laik kelimesini kullanmadan Türkçe ifadelerle açıklamış oluyor. Bu laik kelimesi anayasaya hile olsun diye konuluyor. Türkçe değildir ve sadece bu maksat için bu yabancı kelime konuyor. Konduktan sonra şimdi söyleyeceğim, birinci kademede bu konduktan sonra ikinci kademede dünyanın hiçbir anayasasında olmayacak şekilde laiklik kelimesinin manası değiştiriliyor tatbikatta. Tatbikatta laiklik kelimesinin manası nasıl değiştiriliyor? Bunu arkadaşlarımıza yine aynı şekilde matematik olarak ispat etmek için anayasa profesörü Sayın Mumtaz Soysal'ın 100 soruda Anayasan Anlamı adlı kitabının ilgili bölümünü teksir ettim, takdim ettim siz. Bu bölümleri dikkatle okuduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Burada demin benim söylediklerimi söylüyor. Laik devlet ilkesinden ne anlamak gerekir diye söze başlamış. Diyor ki laik devlet ilkesinden bu üç şeyi anlamak lazım. Herkes din hürriyetine sahip olacak. Kimse inancından da kınanmayacak. Din işi ayrı, devlet işi ayrı olacak. Ve illa Türkiye'ye gelince diyor, bakınız birinci sayfanın son paragrafında, Türk toplumunun özel durumu dikkate alınacak olursa laikliğe bizde başka anlam vermek gerekir diyor. Ne anlam verilmesi için bu yabancı kelime manasının dışına çıkartılmaya çalışılıyor? Deniyor ki efendim, Batı'da Hristiyan dini var. Hristiyan dini zaten devlet için bir kural koymamış diyor. Halbuki Müslümanlık dini insanların saadeti için devlete ait, yani düzene ait birçok kurallar ortaya koymuş. Bu kurallardan Müslümanlık dinini sıyırmak mümkün değildir diyor. Sayın Profesör Mümtaz Soysal'ın ne söylediğini söylüyorum. Öyleyse laiklik ilkesinin bizim anladığımız manada tatbik edilmesi için diyor, ne yapacağız? İslam dinini değiştireceğiz. Kitaptan söylüyorum, anayasa profesörünün sözünü söylüyorum. Bu laik kelimesinin yabancı kelime olarak anayasaya konmasının kastı İslam dinini değiştirmektir diyor. İslam dini değiştirilecek, yerine başka bir din konacak, İslam dinin yerine. Bu din hiçbir zaman toplumun saadetine ait kurallar konuşmayacak, bahsetmeyecek, bunun içinde bunlar olmayacak. Ve bu din vicdanların içine itilecek. Bizim laiklikten kastımız, devleti laik yapmaktan kastımız, devleti bir tank yapacağız. Halkın inançlarını kendi vicdanın içine hapsedeceğiz. Vicdanların içine itme manası diye, dini vicdanların içine itme manası diye Türkiye'de kendine özgü bir diğer hususiyeti vardır laiklik kelimesinin diyor. Tahlil ediyor. Dini değiştireceğiz. O halde bu ne demek oluyor? Türkiye'de herkesin inanma hürriyeti vardır. Yani insan istediği dini kabul edebilir. Ama Müslüman olamazsınız. İslam dinini kabul edemezsiniz. Eğer siz Müslüman olmayı istiyorsanız İslam dininin gerçeğini kabul etmeyeceksiniz. Ben size İslam dini diye bir başka din hazırlayacağım.
içinde topluma ait kurallar bulunmayacak. Sadece vicdana ait olacak. İslam adı altında bir başka din hazırlayacağım. Bu dini kabul edebilirsiniz. Gerçek İslam dinini kabul edemezsiniz. İşte bizdeki laikliğin bir manası budur diyor. Rica ediyorum şimdi hepinizden Türk toplumu adına işte 180 tane ülkenin anayasası dünyanın neresinde bir anayasa hazırlanırken hedefi milletin dinini değiştirmek oluyor. Var mı böyle bir anayasa? İşte Türkiye'de 50 seneden beri yapılan tatbikat budur. Bu açıklamayı ben yapmıyorum. Sayın Profesör Mümtaz Soysal Bey yapıyor. Ve kitabından aynen satır satır almış olduğum özeti de sizlere sunuyorum. Peki nasıl olacak da İslam dinini değiştireceğiz? Burada anlatmış. Şu verdiğim özette anlatmış. Bunu değiştirmek için diyor, önce bir defa kimse İslam dininin toplum saadetine ait maddelerini konuşmayacak. Konuşursa dinini kötüye kullanmış olur. Gerçek İslam'ı konuşmayacaksınız. Bizim size İslam dini diye takdim ettiğimiz bu yapma dini ancak konuşabilirsin. Gerçek İslam'dan konuşma yasaklanacak diyor. İşte anayasanın 24. maddesine getirilen son fıkra bunun için getirilmiştir diyor. O söylüyor. Kimse İslam dininin gerçeğini konuşmasın. İslam dininin toplum saadetine ait hükümleri konuş. Bunlar ortadan kaldırılsın diyor. Bunun için anayasanın 24. maddesi getirilmiştir diyor. Sonra İslam dininin değiştirilmesi için diyor, Diyanet İşleri Başkanlığı özerk yapılmamıştır. Bütün dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı özerk. Ya kralın kendisi dini reis veya din teşkilatı ayrı bir teşkilat. Bütün dünyada, yalnız Türkiye'ye gelince hayır, siyasi gücün emrinde ve kontrolünde olacak ki hakiki İslam dini konuşulmasın. Bizim sunni, bizim yapmacık İslam dini diye üreteceğimiz yeni din konuşulsun. Bu din kabul edilsin. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı genel idare içerisine koyuyoruz diyor. Hep Mümtaz Soysal'ın söylediklerini söylüyor. Bundan başka da diyor din öğretimini devletin, siyasi gücün kontrolü altına alıyoruz. Dinin gerçeği öğretilmeyecek. Bizim yeni icat ettiğimiz din konuşulacak. Böylece biz anayasada işte bunların tedbirlerini aldık diyor. Bunun için öğrenim öğretim hürriyetini anayasanın 13. 14. maddesine hükümler getirdik. Hürriyetler özel sebeplerle de kısıtlanabilir dedik diyor. Özel sebeplerle kısıt. Niçin? Biz İslam dinini değiştirmek üzere bu anayasayı hazırladık da onun için. Bundan dolayı siz dininizin gerçeğini öğrenemezsiniz. Ya din budur diye biz size ne diyorsak onu öğreneceksiniz. Bunun için de öğretimi kontrol edeceğiz. Bakalım sen o öğretimin içinde gerçek İslam dininden mi bahsedeceksin yoksa bizim söylediğimiz sunni İslam dinini mi konuşacaksın? Bunun için dini kontrol altına alıyoruz diyor anayasanın ilgili maddesinde ve bunun için Diyaneti devletin genel idaresi içerisine koyuyoruz ki Diyanet bu dini değiştirme vazifesini siyasi gücün kontrolünde yapsın. İşte Profesör Mümtaz Soysal'ın notu. Bunu bütün basın mensuplarının dikkatle okumalarını rica ediyorum. Konu fevkalade hayati ehemmiyete haiz olduğu için bu konu üzerinde bütün televizyon mensuplarını bu konuları millet önünde açık oturumlarla aydınlatılmasına davet ediyorum. Niçin? Çünkü biz ülkemizde huzur istiyoruz. Biz 60 milyonun saadetini istiyoruz. Biz gerçek insan haklarını istiyoruz. Biz çoğulcu demokrasi istiyoruz. Biz gerçek demokrasi istiyoruz. Onun için dış güçlerin arzusuna uyarak Türkiye'yi kontrol etmek için icat edilmiş bu sunni anayasalar, bu yeryüzünün hiçbir yerinde olmayan anayasalardan ve millet olarak da bu sancılardan kurtulalım. Onun için bunları istiyor. Şun 4. sayfasında bu oyun nasıl oynanıyor Türkiye? Önce 2. maddeye laiklik diye bir yabancı kelime kullanılıyor. Sonra 24. maddeyle bu kelimenin manası laikliğe aykırı olarak. Bir daha altını çiziyorum. Laikliğe aykırı olarak. Dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan şekilde bu mana değiştiriliyor. Diyor ki siz her dini kabul edebilirsiniz ancak gerçek İslam dinini kabul edemezseniz
gerçek İslam dini değiştirilecek. Gerçek İslam dininin toplum saadetiyle ilgili maddeleri konuşulmuyor. Bunları konuşmak yasaktır, suçtur, hatta konuşulmayacak. Din değiştirilecek diyor Sayın Mümtaz Soysal'ın söylediği gibi. Bu laiklik kelimesindeki bu değişiklik, laikliğe aykırı olarak yapılan bu değişiklik 24. maddeyle gerçekleştiriliyor. Ondan sonra da İslam dini yerine yeni bir dinin icadını temin etmek için de anayasanın 136. maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı genel idare içerisine sokuluyor bu maksatla. Ve yine anayasanın 24. maddesinde de idarenin denetim ve gözetimi altında dini tedrisat yapılacaktır. Bu tedrisat bizim yeni icat ettiğimiz dine göre yapılacaktır. Böylece anayasanın bir ikinci maddesi, 13. 14. maddesi, 24. maddesi, 136. maddeleri vasıtasıyla, 5 tane madde vasıtasıyla işte dünyanın hiçbir, 180 ülkenin hiçbirinde rastlanmayan bir tatbikat 50 seneden beri Türkiye'de yürütülmek istenmiştir. Böyle bir tatbikat dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Dolayısıyla bu tatbikat gerçekte İslam düşmanlığı demektir tek kelimeyle. Biz her şeyi konuşuruz ama bir şey Müslümanlık dininde varsa, iyi ise, güzelse, faydalıysa bunun konuşulması bile yasaktır. Her şeyi görüşüp kabul edebiliriz. Fakat bir şey Müslümanlıkta varsa bunu görüşemeyiz ve kabul edemeyiz dediniz mi? Bunun adı İslam düşmanlığı o. Onun için saydığım 4 tane maddenin tatbikatı İslam düşmanlığı tatbikatıdır. Şimdi ben ne anlatıyorum size? 1982 anayasasını anlatıyorum. Şu anda mecliste grubu olan hiçbir partiyi karşıma almış değilim. İlmi, hukuki bir tahlil yapıyorum. Şu anayasayı değiştireceğiz ve bütün kardeş partilere hitap ediyorum. Gelin, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu tatbikatı ortadan kaldıralım. Onları buna davet ediyorum. Ve inanıyorum ki mecliste grubu olan 10 partinin onuyla da biz temsilcisi olan 10 partinin onuyla da en kısa zamanda bu en tabii prensip üzerinde anlaşacağız. Neye dayanarak inanıyorum? Bir, bu meclis işte benim söylediğim sebeplerden dolayı 163. maddeyi kaldırmıştır. Türk Ceza Kanunu 164, 163. maddesini kaldırmıştır. Bunun için böyle bir tatbikat olmaz. Bir insan dinini konuştuğu için, dinini öğrettiği için nasıl olur da cezalan? Dünyanın hiçbir yerinde yok. 163. maddenin kaldırılması çağdaş insan haklarının kabulü demektir. Aynı zamanda 163. maddenin kaldırılması hepimizin bildiği gibi bütün milletimizce takdirle, coşkuyla karşılanmıştır. 141-142'nin kaldırılmasında olduğu gibi. Çünkü düşünce ve inanç hürriyeti dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de olduğu gibi yıllarca baskı altında tutulmamıştır. Milletimiz bu çağdaş adımı takdirle, coşkuyla karşılamıştır. Bunu hepimiz ülkenin her yerinde gördüğümüz için milletin bu din düşmanlığını istemediğini açıkça yaşadık hepimiz. Tabii diğer kardeş partiler de aynı şekilde yaşamışlardı. İki, üçüncüsü, bakınız anayasa değişikliği için bugüne kadar